aktaralım. Trabzonspor Iraklı oyuncu Azarovi'yi istiyor şeklinde 19 yaşındaki Gürcü Solbek için Dinamo Batum'la görüştüğü haberi var. Bordo Mavili takımın hemen detaylar için muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'e gidelim. Yunus Emre, söz sende. Teşekkürler Ezgi. Trabzonspor 97 doğumlu ya da daha yaş, küçük yaş grubunda bir oyuncu transferi için uzun zamandır arayış içerisindeydi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadroda bulunacak 14 yabancı oyuncudan bir tanesinin 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması gerekiyordu. Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda özellikle Sivasspor'un da Dinamo Batum ile oynadığı karşılaşmada da dikkatleri üzerine çeken Gürcistan'ın 19 yaşındaki Solbek, Gürcistanlı 19 yaşındaki Solbek, Irakli Azarovi için karar kılındı ve Bordo Mavili kulüp dün itibariyle bu transferi gerçekleştirebilmek için Dinamo Batumi ile resmi görüşmelere başladı. Özellikle defansif bir Solbek olarak dikkat çekmesine rağmen Sivasspor maçındaki etkili oyunuyla da hafızalara yer kazındırmış bir oyuncu. Tabii bu oyuncuyla tek ilgilenen kulüp Trabzonspor'da değil, Krasnodar, Dinamo Zagreb ve Brüj kulüpleri de yine oyuncu için daha önce girişimlerde bulunmuştu. Kulüp yetkilileri bir süredir bu oyuncunun analizlerinin yapıldığını, hem scout ekibinin hem de teknik ekibin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncunun potansiyeline vurgu yaptığını ve bu yüzden transferi gerçekleştirmek için çok ciddi çaba sarf edeceklerini söylediler. 19 yaşında milli takım, Gürcistan milli, A milli takım seviyesine kadar yükselmiş bir oyuncu Azarovi. Ama dediğim gibi oyuncuyla çok sayıda takımın ilgilenmesi şu an için görüşmeleri belli bir seviyede tutmasına neden oluyor Trabzonspor'un. Ama dün itibariyle resmi görüşmelerin başladığında tekrar belirtelim. Yunus Emre Sel'e çok teşekkür edelim. Ben bir hatamı düzeltmiş olayım. Iraklı Azarovi dedim ama oyuncunun adı Irakli Azarovi'ymiş. Hem Iraklı hem Gürcü demiş gibi oldum. Onun için de tüm izleyicilerimizden özür dilerim. Herkes yapar o hatayı, böyle yazılırsa. Evet, oyuncuyu ben doğruyu söylemek gerekirse tanımadığım için yanılgıya düştüm. Ben de hatta diyecektim, başka yer bulamaz Irak'tan oyuncu hem alıyorlar hem diyecektim ama. Peki, o düzeltmeyi yapmış olalım ve devam edelim isterseniz. Kemal Belgin, araya girmiştim, kusura bakmayın, devam edelim. Ne diyorduk buyurun. Ha? Defansla ilgili. Defansla ilgili. Şimdi şöyle, forveti eleştirirken sadece forveti eleştirmememiz lazım. Orta saha, ona yaklaşan savunma. Çünkü futbol bir takım oyunu. Bu takım oyununda eğer Tisserand Fenerbahçe'de, örnek veriyorum, bir hata yaparsa önünde oynayan, dörtlünün sağında oynayan oyuncunun, önde oynayan üçlünün sağında oynayan oyuncuların acaba pozisyonda nerede olduklarına bakmak lazım. Rakibin geliştirdiği bir atakla. Evet. O yüzden ben böyle tek tek pek sevmem. Yani mesela birazdan geleceğiz Trabzonspor'a. Değil mi? Hemen şimdi geleceğiz hatta. Yine siz cümlenizi bitirince. Yine 6 pastan yedi 2 golü de. Ta ilk günden beri söylüyorum. Molde maçındaki gollerin benzeri. Geçelim mi o zaman Trabzon'a? Bilmiyorum. Hayır. İlk programdan evet, beri söylüyorum. Aynen. Yani. Onun için ben orada savunmayı çok hatalı bulmuyorum. Dedim ki orta saha olarak ne kadar desteğiniz var gelişmiş bir atakta. Orta saha bu tarafa efendim işte yardımcı olurken ilerideki adamlar orta sahadan savunmadan çıkacak bir topu alabilecek durumdalar mı geri gelip? Bunlar çok önemli. Evet. Peki. Her